Nuray Mert'le soru cevaba hoş geldiniz. Yaz tatili arası vermiştik. Artık kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Her salı günü ben soruyor olacağım. Nuray Hocam da sorularımı yanıtlıyor olacak. Bugün tabii ki gündemimiz ortada olacak. İsrail Hava Savaşı'nın birinci yılını geride bırakmasını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Evet, yaz tatili biraz uzat ama o tatil olmadı. Evet. Hastalıklar yüzünden yani kimse tembellik sanmasın. Evet, Hastalıklar özellikle son yüzünden. Evet, özellikle şu son 2 haftadır ayarlamaya çalışıyoruz. Bundan öncesinde sizin de çok rahatsızlıklarınız vardı. Bir Aynen. takım hastalıklar geçirdiniz. Tekrar çok çok geçmiş olsun Çok dileyeyim. teşekkürler, Şimdi sağ olun. artık kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orta Doğu'yu İnşallah. konuşacağız dedik. Orta Doğu'da ne oldu? İsrail'in Hizbullah'ın ana karargahına saldırması aslında gündemimizdeydi. 27 Eylül günü oldu. Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü. Daha sonrasında da İsrail Lübnan'a kara harekatı başlattı. İran da İsrail'e füzeyle saldırdı. Tabii bu sırada savaşın birinci yılında geride bıraktığımız için saldırılar da devam ediyor. Hamas bir yanda, Gazze'de saldırılar devam ediyor. İnsanların, sivil ölümlerin çok fazlası var ve her gün duyuyoruz. Bugün de duyduk, dün de duyduk. Tabii öte taraftan Türkiye'de bir şekilde açıklamalar yapıyor. Dünyada da bir takım açıklamalar var. Erdoğan, İsrail'in gözü mesela topraklarımızda dedi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları da tabii ki hala devam ediyor dediğim gibi. Şimdi buradan hareketle aslında size savaşın bir yıllık bilançosunu sormak istiyorum. Hem Nasrallah'ın ölümünü hem İsrail-Lübnan arasında savaş olur mu? Bu son yaşananlar nasıl olacak? Türkiye'nin nasıl etkileneceğini konuşmak istiyorum. İlk başta tabii ki bir yıllık bilançoyu sorayım size. Bir yılda ne gördük ve İsrail'in buradan herhangi bir kazancı oldu mu diye size sormuş olayım. Böylece başlatmış olayım. Bir yıllık insani maliyet çok büyük. Malum sürekli altı çiziliyor. Ama tam bir yıl geçtiğimiz burada da değerlendirdik hemen 7 Ekim Hamas saldırısından sonra olanları o tarihten itibaren çeşitli vesilelerle değerlendirdik geçen kış. Öncelikle tam bir yıl dolmuşken tabii Türkiye'de dahil olmak üzere Müslüman dünyada aslında Hamas'ın İsrail'e saldırmış olduğu ve tam rakamı şimdi hatırlamıyorum 1400 kişi miydi sivil ölümüne yani çoğu sivil olan ölümlere sebebiyet vermiş olduğunu da hatırlamak lazım. Yani şimdi bu konu çok konuşuldu, tartışıldı işte ama yani işte ona bakarsanız 75 yıllık da İsrail zulmü var filan diye ama yani Filistin konusunu biliyoruz. İsrail neler yapıp ettiğini de bu süreç içerisinde biliyoruz. Sürekli gündemde olan bu vesilelerle de tekrar gündeme gelen bir konu. Ama Hamas'ın bu saldırısının yıl dönümünde işte İsrail'de onlar da tabii bu bir yıl içerisinde bu olay akabinde yaşanan yıkımı 40 binin üzerinde çoğu sivil olan insanın yaşam kaybını, milyonlarca insanın yer değiştirmek zorunda kalmış olduğunu bu anmalarda değinmek istemediler. Yani bu anmalarda sadece işte Hamas saldırısı sonucu. Maalesef İsrail-Filistin konusunda, Orta Doğu'daki pek çok konuda ama bilhassa Filistin konusunda böyle hani sivil ölümleri bile senin tarafın benim tarafım şeklinde değerlendirecek derecede kutuplaşmış bir ortam var. Ama sonuç itibariyle bu bir yıl içerisinde seneyi devriyesi olan zaman içerisinde Hamas'ın saldırısıyla başlayan bir çatışma bu. Hep devam eden bir çatışma ama sıcak bugünkü savaş haline gelmesi böyle oldu. O zaman da konuştuk. Hamas'ın bu saldırısının hiçbir ben mantığını yani Filistin mantığı derken Filistinlilerin geleceğine ilişkin hatta bugün yaşadıkları olaylara bir katkı sunacak, onları iyileştirecek bir amaç açısından diyoruz mantığını kuramıyorum. Nitekim de o zaman da işte Hamas'ın siyasi liderleri dediler ki işte biz bunu askeri kanat kararı aldı. Bizim bile haberimiz yoktu. Bu tabii öyleyse de çok vahim bir şey. Çünkü o zaman da gerçekten hesapsızca yapılmış. Ve bedelini sonuç itibariyle yine bir kez daha
on binlerce Filistin'in ödediği bir olay oldu. Onun ötesinde İsrail hepimizin bildiği gibi yani ABD tarafından baştan tam destek verildi. Daha sonra işte hareketlerine dikkat et filan vari bir hani kısıtlama böyle baskı gündeme geldi söylem düzeyinde. Ama destek düzeyinde bunlar hiç etkili olmadı. Bunu da gene işte Netanyahu zaten Biden'ı dinlemiyor falan diye izah edenler var. Netanyahu Biden'ı dinlemiyor değil bana bak sorarsanız. Biden açıkça Netanyahu'yu destekleyemiyor. Çünkü ortada öyle bir trajik durum var ki ve Netanyahu'nun izlediği politikalar o kadar yıkıcı politikalar ki ve de lideri olduğu şimdiki hükümet koalisyonu o denli gözü dönmüş savcı İsrail partileriyle ve bu görüşlerle çevrelenmiş ki herhangi bir ülkenin yani en önemli destekçisi ABD'nin bile bunu böyle bir hükümeti Netanyahu'yu bütün bu olan bitenler esnasında ve sonunda bir yılda gelinen noktada açıktan desteklemesine imkan yok. Ama bana sorarsanız Netanyahu da dolaylı yoldan desteklendiğini biliyor. O yüzden de ateşkes filan çağrılarına hiç kulak asmıyor. Son zamanlarda bir otorite boşluğu da oldu tabii ABD'de. Yani bu başkanlık seçimleri vesilesiyle mevcut başkan işte bir şekilde bir ikinci dönemi götüremez diye çekilmek zorunda kaldı ikinci kez adaylıktan. O bir dönem daha götüremez denilen başkanın hala başkan olduğu ve de seçimler yapılsa da sonuç itibariyle biliyorsunuz onlar işte böyle aylarca sürüyor devir. Bir şekilde ABD'nin böyle bir başkan tarafından yönetildiği, başkanlık yarışında son derece kutuplu, orada da kutuplaşmış bir ortamın olduğu, bu Demokrat Parti adayının biraz da zorlamayla aslında işte kampanyasını yürüttüğü, çünkü hiç popüler değildi falan, şimdi onun tartışması çıkıyor, işte öyle değildi ama çok böyle şimdi başarılı falan deniliyor ama ABD'de bir yani gerçekten otorite boşluğu denilebilecek bir ortamda var. Ama dediğim gibi bu yani Netanyahu ortamı müsait buldu. Kafasına göre davranıyor. Kanaati içerisinde değilim. Daha önce de bunu çeşitli vesilelerle konuştuk hatırladığım kadarıyla. Hem ABD tarafından Netanyahu aslında desteklendiğini, desteğin hiçbir şekilde kesilmeyeceğini biliyor. Hiç acıtan bir herhangi bir yaptırım yok zaten. Diğer taraftan da Orta Doğu'da aslında İran karşıtı diğer bütün Arap ülkelerinin onların da açıkça desteklemesi zaten açıkça İsrail'le ilişki kurmaktan bile çekinmiyorlar. Ama biz biliyoruz ki aslında Hamas'ın ortadan kaldırılması da Hizbullah'ın ortadan kaldırılması da ve en genel planda Orta Doğu'daki İran etkisinin azalmasında büyük çıkarları var ve istekleri bu yönde. Şimdi bizim bildiğimiz şeyi Netanyahu gayet iyi biliyor ve bunun üzerinden siyaset yürütüyor. Onu bir kere şey yapalım yani öyle dışarıdan işte yok kimse de lafı dinlemiyor bu çılgın adam da aldı başını gidiyor falan gibi bir durum yok. İçeride bir problem vardı. Zaten bu 7 Ekim saldırılarının olduğu esnada İsrail içinden çok bölünmüş vaziyetteydi. Hatta Hamas'ın da bunu yanlış değerlendirdiği. İşte hazır böyle bir zayıflamışken İsrail bir hamle yapayım diye bir hesap yaptığı da söyleniyor. Olabilir. Gerçekten içeride çok zayıflamıştı. Netanyahu hükümetine bugün olduğundan, bakın altını çizeyim, bugün olduğundan daha büyük baskı vardı o zaman. Yani bu aşırıcılarla koalisyondan bir şekilde vazgeçmesi yönünde. Hatta işte o yüksek mahkeme falan devreye sokuluyordu. Protestolar yapılıyordu. Ve tam da böyle bir oksijen gibi geldi aslında Netanyahu'ya bu saldırı. Ve böyle bir şey olunca tabii bütün bunlar rafa kalktı. Evet şimdi de
rehin alınanların aileleri başta olmak üzere hükümete karşı protestolar devam ediyor ama ve bunlar gerçekten de son derece samimi. Zaten öteden beri İsrail'de Filistin'le barışçıl yolun izlenmesini destekleyenler var. Ama bunların dışarıdan gözüktüğü kadar gücü fazla değil. Zaten seçimlerde bunların gücünün çok fazla olmadığını gösteriyor bu kesimin İsrail'de. Şimdi rehinelerle beraber, rehine aileleriyle beraber bu baskı yine tazeliğine devam ettiriyor ama bunu da çok abartmamak lazım. Sonuçta bütün bu işler İsrail'e ve de Netanyahu hükümetine yaradı. Hele son Nasrallah'ın öldürülmesi, biliyorsunuz kamuoyu araştırmalarında da Netanyahu'nun içerideki popülerliğini arttırdı. Onun ötesinde tekrar dönelim. ABD nezdindeki itibarını da arttırdı. Sonuç itibariyle çünkü Orta Doğu'daki temel mesele, yani İsrail-Filistin'de çok düğümlenen ve İsrail'in kuruluşundan itibaren başlayan bir çatışma, gerilim ortamı var ama daha sonraki yıllarda özellikle İran-İslam devriminden sonra, İran-İslam devrimi Batı dışında, Batı'ya karşı bir ideolojiyle kurulduktan, bu siyaseti güttüğünden sonra ve Orta Doğu'da da bu devrimi bir şekilde yayma ve de bunu karşılık bulma çeşitli milis örgütler tarafından yolunu güçlendirdikten sonra orada bir cephe, ki mukavemet diyorlar işte, direniş cephesi diyorlar. Bu Batı karşıtı ve İsrail meselesine de tamamıyla İsrail'in yok olması gerektiği şeklinde bakan bir yaklaşım. Şimdi bu cepheleşmede zaten her an bir gerilim söz konusu. Bu bazen çok gün yüzüne çıkıyor, bazen çıkmıyor, bazen başka alanlarda çıkıyor, Irak'ta çıkıyor, Suriye'de çıkıyor. Aynı zamanda da Filistin sahasında çıkıyor tabii. Ve bu gerilim hattında da bölgedeki Sünni diyorlardı, ben bu mezhep şeylerinden hiç hoşlanmıyorum. Mezhepçileştiriliyor çünkü çatışma. Ama sonuç itibariyle o ülkelerde, bu Arap ülkeleri de bunu çok kullanıyorlar. Çünkü İran'ın işte aslında mezhepçilik yaptığını, bu yayılmasında bir işte mezhepçi, bir emperyal görüşe dayandığını filan ileri sürüyorlar. Ama sonuç itibariyle bölgedeki İran müttefiki Suriye dışında, kim onu da bu mezhep parantezi içerisinde değerlendiriyorlar son derece yanlış olarak. Bir şekilde diğer Arap ülkeleri, başta Suudi Arabistan tabii, yani Arap dünyasının en güçlü ülkesi, ekonomik olarak en güçlü ülkesi, başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri de aslında bu çekişmenin tarafı. Yani bir tarafta İran ve müttefikleri var, bir tarafta Batı müttefiki olan ve hem bölgesel çıkarları açısından İran'a karşı konumda olan, hem de Batı müttefiki, ABD müttefiki olmak dolayısıyla İran'a karşı konumlanan ülkeler ve bunların oluşturduğu bir cephe var. Olayı böyle görürsek İsrail'in de bu cephenin aynı zamanda bir parçası olduğunu anlarız. Şimdi Arap ülkelerinde İsrail'le aynı yerde durmak diye bir şey söz konusu olamaz açıktan açığa. Bu dolayısıyla dolaylı yoldan oluyor. Bu dolaylı yoldanı gerçekleştirmek için, biliyorsunuz, hayata geçirmek için, yani doğrudan bir hale getirmek için, telaffuz edebilmek için İbrahim Anlaşmaları yapıldı Trump döneminde. Yani Suudi Arabistan'la İsrail'i barıştırmak. İşte böyle daha küçük aktörlerden başlandı. Suudi Arabistan'ın böyle bir manevra yapması çok daha zor tabii. Birleşik Arap Emirlikleri, işte Bahreyn gibi böyle küçük ülkeler, işte Fas dahil edilmeye çalışıldı. Zaten bunların İsrail'le dolaylı ilişkileri var. Ürdün keza,
Yani başlı başına zaten İsrail'le hem İsrail açısından bir tampon ülke gibi hem de işte aslında adı konmamış müttefiki gibi Ürdün ama günün sonunda da bir Arap ülkesi. Yani birlikte davranamaz. Ama böyle dolaylı yoldan bir arada durmanın böyle bir de hayata geçirilmesi denenmeye çalışılıyordu. Biliyorsunuz. Bu şartlar altında şimdi bu Netanyahu'nun politikaları özellikle İran karşıtı, İran'ın Orta Doğu'daki uzantılarına karşı yaptığı, verdiği tırnak içerisinde mücadele, silahlı saldırı aslında bütün bu güçlerin çok işine geliyor. Hizbullah konusu da çünkü bunlar en önemlilerinden bir tanesi ve bir düğüm olmuş vaziyette bir konu Hizbullah'ta. Hem İran'ın bölgesel müttefiklerinden biri olduğu için hani Suriye'nin kolu kanadı iyice kırıldı zaten bu iç savaştan. Hem de Hizbullah gerçekten de prestijli bir örgüt idi çok yakın zamana kadar. Ne bakımdan prestijli bir örgüt? İran'ın Lübnan tamamını temsil etmiyor doğru. Ama İsrail'e karşı verdiği mücadele, o Batı ABD, Batı dünyasına karşı böyle işte bir direniş, bir anti-emperyal rol üstlendiği için bölgedeki Arap ülkelerinin yöneticilerinin değil ama orada yaşayan, işte Arap sokağı denilen alanda çok prestijliydi. Bu da bir riskti. Hem bu ülkeler için hem Batı dünyası için. Yani bu derece popüler bir aktör haline gelmiş olması. Ayrıca tabii yani İsrail'in kuzeyinde ki alanı Lübnan'ın güney bölgesini kontrol ediyor. O bakımdan da bir doğrudan çatışma alanıydı. Ama onun ötesinde de Hizbullah'ın böyle bir rolü vardı. Yani bu Yemen'deki Hutiler falan bunlar daha sonra çıktı. Hizbullah çok daha uzun zamana yayılmış bir rolü var. Dolayısıyla bu Hamas'a yardım etme, dolayısıyla işte bir şekilde kuzeyden onu destekleme ve başlayan çatışmaların gerekçesiyle ki Hizbullah bu konuda da son derece ihtiyatlı davranıyordu. Çünkü kendisine yöneleceğini bu işin, yani İsrail'e çok bulaşırsam bu işin bir vesile teşkil edilerek doğrudan kendisine saldırılacağını biliyordu. O yüzden de hep sembolik düzeyde kalıyordu saldırıları veya işte füzeler, işte Hamas'a bir şekilde hani İsrail'i yıpratarak destek verme tavrı. Ve gerçekten de sonuç itibarıyla bu vesile oldu bu saldırılar ki bu öteden beri var. Yani bu sınırda sürekli olarak karşılıklı küçük çatışmalar oluyor. Ama Netanyahu bu fırsatı, krizi fırsata çevirdi ünlü tabirle. Ve hazır böyle bir şey varken çok iyi planlanmış bir şekilde, iyi yani tırnak içerisinde kendi mantığı açısından bakıyoruz. Hizbullah'ı neredeyse bitirdi gerçekten. Yani Nasrallah'ın, ben bile inanamadım Nasrallah'ın öldürülmüş olduğuna ki yani Nasrallah zaten hani 2006 savaşından sonra neredeyse gün ışığı görmüyordu. Sürekli gizleniyordu, işte saklanıyordu, korunuyordu. Çünkü açık hedef. Yani bu illa bu Hamas savaşının olması falan da gerekmiyordu. Öncesinden, çok öncesinden 2006 savaşı bile bu yüzden çıkmıştı. Yani Hizbullah'ı Lübnan'dan ayırmak ve de bitirmek. Bu çok önemli bir hedefti. Dolayısıyla Netanyahu'nun böyle bu çerçeve içerisinde böyle bir balyoz gibi Hizbullah'ın üzerine çökmesi gerçekten de kendisi açısından büyük bir başarı. Hem içeride yani bu hep düşman olarak görülen bir çok güçlü bir düşmanın Netanyahu tarafından İşte kolunun kanadının kırılması, hatta neredeyse bitme noktasına gelmesi.
içeride tabii büyük bir destek gördü. Yani bu partiler ötesi veya görüşler ötesi bir şey çünkü İsrail için bir tehdit unsuru Nasrallah. Hem de ABD açısından çok da istenilen bir şey. Yani yıllardır aslında bu aktörlerin zayıflatılmasına çalışılıyor. Bu sadece İsrail açısından İsrail üzerinde düşen bir iş değildi. Ama İsrail herkes adına değil. Bu tehlikeden kurtulmuş oldu. Hatta ve hatta hep hatırlatıyoruz işte deminden beri onu söylüyorum. Diğer Arap ülkeleri açısından bakın 2008 yılıydı galiba. Şimdi bu yıllardan da bahsedince insanlar tarih gibi geliyor onlara ama bu dediğimiz olaylar zinciri açısından bunlar çok yakın tarihler aslında. İşte 2006 savaşından sonra Mısır'da kamuoyu yoklaması yapıldı. Bir kamuoyu yoklaması yapıldı daha doğrusu. Münhasıran bu olay üzerinden değil. İşte en beğendiğiniz lider kimdir Orta Doğu'da falan diye. Birinci Nasrallah çıktı. Yani Arap toprağında birincisi en popüler, en sevilen lider olarak Nasrallah. Bu böyle bütün bu ülkelerin de paçasını tutuşturan bir şey. Çünkü maksimalist bir şey. Yani İsrail'i ben denize dökeceğim diyor. Hizbullah ve İran. Ve Arap sokaklarında tabii Arap rejimleri son derece ikiyüzlü davrandıkları için bu konuda yani bir yandan aşırı İsrail karşıtlığı aşırı derken yani antisemitizme gerçekten varacak düzeyde ve İran'ın telaffuz ettiği bunlar denize dökülmeli zaten öyle barış marış olmaz filan şeklinde görüşlere ses çıkarmayın. Bunları toplumu işte bir şekilde bu enerjisini bu konuya yönlendirmek suretiyle hep canlı tutuyorlar. Ama diğer taraftan da çıkarları hep bu İran karşısında İsrail'le aynı yere düşüyor. Telaffuz edilmeden de. O yüzden bu Nasrallah'ın, işte İran'ın, Nasrallah'ın çok bölgede popüler olması büyük bir Arap dünyası içinde büyük bir tehdit olarak görülüyordu. 2008'de demin hatırladığım olay o. Yani bu 2006'daki popülerliğin artmasından sonra Mısır'da şimdi çok konuşuluyor ya bu Mısır'dan Gazze'ye sınırı olan bir Arap ülkesi. Daha doğrusu işte üç ülkeden bir tanesi. İsrail'le sınırı olan Filistin topraklarıyla sınırı olan. Ve Gazze zaten Gazze'de sadece İsrail'le sınırı var. Bir de deniz var biliyorsunuz. Yani Mısır var. Oradan Hizbullah bir şekilde o sınırdan Hamas'a silah yardımı yapıyor. Zaten şimdi İsrail de bunları yapıyor ya altını çiziyor ya. Böyle bu şekilde silah kaçıranlar böyle Hizbullah üyeleri olarak yakalandılar Mısır'da. O zaman Hüsnü Mübarek dönemiydi. Bu Mısır basınına nasıl verildi biliyor musunuz? İşte Şii militanlar, Mısır'ı Şiileştirmek isteyen militanlar yakalandı diye. Çünkü Mısır'da bunlar işte Hamas'a destek için buradan silah kaçırıyorlar. Bunun için bunları yakalarına yapıştık deseniz, vallahi neyi yapıyorlar? Fena mı işte İsrail'e karşı direnişi destekliyorlar denilecek. O derece bir problem. Yani anlaşılsın diye bunun örnekleri veriyorum. Yani bütün bu problemler, bütün bunları problem edenler, bütün bunları tehdit olarak görenler açısından Netanyahu'nun, İsrail'in Hizbullah'a karşı gerçekleştirmiş olduğu bu balyoz harekatı herkes açısından büyük bir gösterilsin gösterilmesin sevinçle karşılanan bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden olayı biraz böyle değerlendirmek lazım. Bakın şimdi sizle konuşacağım diye çıkardım o Lübnan'dan şey yaptıklarımı. Bakın neredeyse pop. Şimdi görebiliyor musunuz? Bu bir tişört. Görüyoruz. Neredeyse bir pop yıldızı. Yani bir Che Guevara, Orta Doğu'nun Che Guevara'sı gibiydi. Nasrallah. Yani biz tabii Türkiye'de bunu çok algılamıyoruz. Ama orada öyleydi. Arap dünyasında yani sadece Lübnan'daki Şiilerin veya bölgedeki Şiilerin kahramanı değildi. O yüzden bu büyük bir mesele, büyük bir olay yani. Orta Doğu'da atom bombası patlamış gibi.
Diyeceksiniz ki bu büyük bombalar zaten başlamış patlamaya. Biz kısa bir süre önce Hamas liderlerinden İsmail Haniye İran'da üstelik öldürülmüştü. Zaten İran'ın lideri, bir önceki lideri kaza mı suikast mı belli olmayan bir şekilde helikopter kazasında öldü. Ondan çok daha, yani bu arada bir sürü Hamas, İranlı yetkili, Hamas komutanı, Hizbullah yetkilisi suikastlere kurban gitti. Ama en öncesinde bu büyük bombaların birincisi Kasım Süleymani'nin, biliyorsunuz, öldürülmesi, suikaste kurban gitmesiydi Irak'ta. Yani devam ediyordu ama inanın, yani ben böyle görüyorum ve de bölgede de böyle algılandığını izliyorum. Nasrallah, yani bundan memnun olanlar açısından da çok büyük bir kayıp olarak görenler açısından da, Nasrallah'ın bu suikaste kurban gitmesi İsrail açısından, kendi açılarından büyük bir başarı. Netanyahu açısından büyük bir kurtarıcı hamle oldu. Ve de dediğim gibi müttefikleri ABD'de buluşan çok sevinç, onlar zaten açıkça söylüyorlar, terör listesine soktukları bir örgüt Hizbullah günün sonunda. İyi ki, yani hatta şey gibi yazılar okudum ben, iyi ki dinlememiş Netanyahu aslında batılı telkin eden batılı siyasetçileri veya işte çevreleri, ya yapma etme işte Hizbullah'a da bulaşma. Herkesle de bir an önce Hamas'la da ateşkes masasına otur filan diyenlere iyi ki dinlememiş. Bakın, böylece o zemini, sahayı temizlemiş oldu diye açıkça ifade edenler de var ve durum bu. Yani biz Ortadoğu'nun içerisinden pek böyle görmüyoruz ama genel tablo bu. Hareketle aslında az önce sizin söylediğiniz bir şeyi de sormak istiyorum. Hizbullah'ın aslında Nasrallah'tan sonraki durumunu biraz daha açmanızı rica edeceğim sizden. Yani nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz? Hem bunu sormak istiyorum. Bir de sizin Medyascope'da geçtiğimiz hafta bir yazınız çıktı. Yeni başlayanlar için Lübnan başlıklı yazınız çıktı Medyascope'da. Orada daha geniş perspektiften aslında tarihini vesaire de yayında olduğu gibi anlattığınız bir yazıydı. Orada 3. Dünya Savaşı çıkar mı buradan meselesini, ya da çıktı mı başladı mı üzerinden aslında da sorduğunuz ve bu soruya cevap verdiğiniz bir kısım vardı. Biraz da izleyicilerimize aslında bunu da anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi bütün bu yaşananların ardından özellikle son bir haftada bir yandan İran'ın vurması İsrail'i, bir yandan Hizbullah liderinin öldürülmesi ve işlerin iyice karışması üzerinden 3. Dünya Savaşı şimdi artık Orta Doğu'da bölgesi olarak çıktı diyebilir miyiz? Yoksa daha öncesinde başlayan bir savaş var mıydı? Ne dersiniz? Yalnız ben anlatmaya anlatırım da o kadar çok soruyu arka sordum. Hangi birini anlatayım, ama kısaca şöyle bir özetlemeye çalışıyorum. O yüzden o yazıyı yazdım zaten. Böyle biraz durumu özetleyeyim. Biraz da böyle şeyli bir başlığı var, farkındayım yani. Zaten konuş konuş bitmeyecek meseleler bunlar Kimse pek elbette. açısından Evet. demiyorum ama basında, yani basında izlediğin şeylerde o kadar böyle boş atan Evet. insanlar var ki, böyle önemli bir konuda, o yüzden yeni başlayanlar için dedim. En azından gazetecilerin, işte bu konuya ilgilenenlerin biraz daha haberdar olması gerektiğini vurgulamak için. Hizbullah'tan, Nasrallah'tan sonra nasıl devam edecek konusunda hiçbir şey söyleyemem. Doğrusu hem yani Hizbullah'ı bu derece iyi, artık eskiden takip ettiğim kadar takip ediyordum, gidip geliyordum. Hatta Hizbullah çevresinde siyaset yapan işte arkadaşlarım, tanıdıklarım filan vardı. Şimdi o derece iyi, iç dengeyi bilmiyorum ama dışarıdan izlenerek söylenebilecek olan şey, demin dediğim gibi, yani kim ne derse desin, büyük bir darbe ve Nasrallah böyle herhangi bir yeri başkasıyla doldurulabilecek bir lider portresi değildi. Bu çok büyük ölçüde belini bükecek. Yani bundan sonra Hizbullah'tan ne kadar bahsedebiliriz? Yani tamamıyla ortadan buharlaşacak değil tabii bu tür yapılar. Ama dediğim gibi büyük bir darbe aldı. Ve bundan sonrasını, yani çok parlak bir lider adayı var mı falan, onu bilemiyorum. Ortada da gözükmüyor.
O dediğim gibi yakından izleyemediğim tarafı bu. Ama diğer taraftan bu sadece yani Hizbullah'la alakalı bir mesele değil. Bu çok dönemsel, bölgesel de bir şey. Yani bu tür örgütler aslında biraz zamanlarını doldurmuş vaziyette. Dolayısıyla yeni üye yani toplumdan aldıkları destek de zayıflıyor bu nedenle. Bütün toplumlar orta sınıflaşıyor. Lübnan Şiileri için de bu özellikle geçerli. Nitekim o Lübnan Şiilerinin de aslında işte Beyrut'a yerleşenler de öyle. Aslında böyle bir orta sınıflaşma sosyolojisini de taşıyordu Hizbullah bir taraftan bir parti olarak. Aynı zamanda siyasi bir parti biliyorsunuz. Yani eli silahlı parti olur mu? Evet Lübnan'da böyle olabiliyor. Hizbullah da zaten özel koşullarda bir de fazladan ortaya çıkmıştı. O yazıda biraz onları anlatmaya çalıştım uzatmayayım. Çok merak eden olursa yani tavsiye ederim. Gerçekten cın karışık bir şeydir. Arka plandır. Ama destek açısından yani bugün bizim değerlendirmemiz açısından önemli olan benim gözlemim Hizbullah'ın zaman içerisinde o heyecanlı desteğini yitirmiş olması. Onun ötesinde bölgedeki bu mezhepçileştirme politikalarının büyük ölçüde başarılı olması. Yani Arap dünyasında ne güzel İsrail'de savaşıyor filan işte kahramanımız dedikleri Nasrallah, Hizbullah işte bu çizgi Hamas çizgisin konusunda işte bu aslında bir İran'ın kuklaları bunlar. Bu zaten bir mezhep savaşıdır. Propagandası ve siyasetlerinin etkili olduğunu ve karşılık bulduğunu düşünüyorum. Burada hemen işte Hamas zaten ama Sünni bir örgüt mezheple açıklanamaz denilebilir. Ve ayrıca da Filistin tabii çok daha hassas bu şekilde bu şeye sıkıştırılabilecek bir konu değil. Ama şunu hep hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Zaten Hamas'ın bu İran'ın desteklediği bir direniş ekseninin içerisinde yer almış olması da büyük bir tehdit unsuruydu. Hem Batı Dünya Amerika için, Batı dünyası için Batı karşıtı bir örgüt, İsrail karşıtı maksimalist bir şekilde İsrail'i yok etmeye vaat eden bir örgüt. Ve de onun müttefiki İran işte kahraman gibi görülüyor. Yani işte bak adamlar cesaret ediyor yapıyor falan diye ahali arasında öyle bir bakışı mezhep meselesine sıkıştırma çabasının en önemli engeli Hamas'ın bu hat içerisinde olmasıydı. Yani bu ittifak içerisinde. Tam da bu nedenle Suriye'de bu rejim değiştirme yani ben diyorum ben ona Arap Baharı denilen şey Esad rejimini değiştirmek üzere muhalefet, silahlı muhalefet söz konusu olduğunda Arap Baharı Suriye'ye uğradı dendiğinde hemen Hamas'ın Şam'daki aslında merkez ofisi Şam'daydı. Niye Şam'daydı? Çünkü Ürdün'den kovulmuştu. O da uzun bir mesele. Şam'daydı ve hemen Suriye'nin elinden, bu hattın elinden Hamas'ı kurtarmak üzere Katar'a taşındı. Doha'ya. Hamas'ın merkez ofisi. Ve aslında bu yani hedefi tamamıyla bu Filistin kartını bu şeyden almaktı. Hamas üzerinden Filistin kartını, kozunu elinde bulunduran bu direniş ekseni denen İran merkezi ve ittifakın elinden almaktı. Bunun büyük bir propaganda değeri var. Ve bu mezhep bu işi bu direnişti filan işte İran ve müttefikleri işte bu zaten bir mezhep yayılmacılığı tablosu içerisine yerleştirmek için çok önemli bir adımdı. Ve de nitekim yani Katar bu işe vaziyet etti. Fakat sonuç itibarıyla başarılı olmadı. Yani sonunda Hamas kendi içinde biraz bölündü. İki farklı görüş belirdi. Ama sonuç itibariyle tekrar gene İran ittifakı içerisine yanaştı.
Bunu da hesaba katmak lazım. Ve de bu Hamas savaşı ile beraber işte dediğim gibi bütün bu unsurlar, yani öteden beri zaten Hamas'ın, yani İran'ın himayesinde olmasından da çok rahatsız olan ülkeler açısından da bu sonuç çok istenilir bir sonuç oldu. Bundan sonra da zaten gidişat da belli. Yani bu Hizbullah'la Hamas'la falan kısıtlı bir süreç değil, biliyorsunuz. İşte İsrail İran'ı hedef alıyor. İran'ın zayıflatılması. Batı dünyası ise bunun bu çerçeve içerisinde değil, sadece yıllar 79'dan beri bu çeşitli dönemlerden, aşamalardan geçti. Bu gelinen noktada İran'da, yani Hizbullah gibi hemen ortadan kaldırılabilecek bir şey değil. Batı'nın da böyle artık gerçekten bir İsrail-İran savaşına ben taraftar olabileceğini, zaten bunun çok da gerçek olmayacağını düşünüyorum. Ama işte bir kez daha önce hep İran için yapılan İran'da rejim değişikliği çabaları bir kez daha devreye giriyor. Ha, öyle bir sarsıntıyı gerektirecek, onu o rayas olayları sokacak, hani suikastler, girişimler neler olabilir onu bilmiyorum, ama yöntem İran için bu. Yani orada rejimi şey yapmak, alaşağı etmek. Zaten bu hat açısından da yani İran evet merkez ülke, ama mesela Lübnan deniliyor. Bu bir İsrail'in altını çizmesinin nedeni kendi stratejisi açısından, ama doğru, bu bir Hizbullah ve İsrail savaşıydı. 2006'da da bunu yaptılar. Yani biz şimdi Lübnan deyince işte bir ülke herhalde, hani tamam kendi içinde fikir ayrılıkları vardır, ama yani böyle olaylar karşısında bir birlik olur falan diye düşünüyoruz. Lübnan böyle bir ülke değil. Dolayısıyla zaten İsrail'in de 2006'da işte bir sürekli bu boşaltım mahalleleri falan dendiğinde bütün halka da yaptığı duyuru Lübnan halkına, ya bu Hizbullah'tan kurtarın ülkenizi. Bu Lübnan içerisinde gerçekten böyle düşünenler var. Ve de tabii bizim medyada pek bazı şeylerde zaten bilinmediği için daha böyle hani İslamcı, muhafazakar filan cenahta ve iktidar cenahında ise bilinmesi hoş olmadığı için, hoş karşılanmadığı için aslında Lübnan'daki Sünnilerin partisinin, Sünnilerin en işte şey partisi, son popüler partisi, o da popülerliğini yitirdi ya, Hariri'nin, dedi Hariri'nin oğlu da siyasetten çekildi, ama sonuç itibariyle İstiklal Partisi bu kesimi temsil ediyor. Ve de zaten onlar da Suudi Arabistan müttefiki ve Batı müttefiki. Dolayısıyla onlar da kurtulmak istiyorlar Hizbullah'tan. Hizbullah da tek başına değil, kendi müttefikleri var. Bu Sünniler de tek başına değil, kendi müttefikleri var. Ama sonuç itibariyle Lübnan içerisinde de sadece işte Hizbullah'ın kolu kanadı kırıldı. Böylece yeni bir Lübnan'ın oluşması, yani Batı müttefiki bu İran'la bağlarını koparmış, Hizbullah ortadan kalkınca bu bağ da ortadan kalkmış olacak. Hedeflenen Lübnan'da da bu, İran'da da bu. Bu manada bir olaylar silsilesi olacak. Şu veya bu şekilde, şeklini bilemeyiz. Ama yani bir dünya savaşı çıkacak falan, böyle şeyler söz konusu değil. Tabii takdir edersiniz ki yani bu ülkelerin de özelliklerini de dikkate alırsak da mümkün değil zaten. Yani topyekün Lübnan değil mesele. İran keza özellikle rejimin değişmesinin hedeflendiği bir yer. Yoksa bütün İran'a karşı topyekün kimsenin savaş falan çıkarmak istediği yok. Yani onun coğrafi şeyler, fiziki, o ayrı bir konu, ama politik olarak böyle. Bunu görmek lazım. Bir de Üçüncü Dünya Savaşı artık olmuyor. Yani dünya savaşları hani birinci, ikinci, üçüncü falan diye aynı şekilde takip etmiyor. Yani üzerinden bunca zaman geçmiş. Dünyada her şey değişmiş. Büyük savaşlar da aynı şekliyle veya benzer çağrıştırır şekilde olması gerekmiyor. Bana sorarsanız zaten bir dünyada bir savaş hali var. Ha, çatışmalar, gerilimler her zaman vardı. Yani 90'ların başında işte ne güzel Sovyetler de bitti. Dünya, insanlar el ele tutuşacak, hayat bayram olacak
gibi bir söylem vardı ama o zaten 11 Eylül'le yıprandı. Ondan sonra en sonunda Rusya-Ukrayna savaşıyla o vesile, o çerçeveden, o küçük odaktan başlayarak küresel çapta zaten bir savaş hali var. Bu savaşlar bölgesel, yani vekaleten savaş denilirdi artık. Onları çağrıştıracak şekilde bölgesel, çok yakıcı savaşlar olarak zaten kendilerini göstermeye başladılar. Savaş hali ne? Savaş hali mesela ekonomik şeyler değişti. İşte Çin'le ekonomik savaş da bu savaşların bir uzantısı oluyor. Ve ekonomik olarak da kalmıyor. İşte yeni şey Çin, en önemli düşman Rusya tabii, Ukrayna'ya karşı gözümüzün önünde ama sonuç itibariyle bütün küresel çapta ABD hegemonyasını tehdit düşüren, tehdit altına alan bütün faktörler ve karşı çok ciddi bir hizalar. Hem silahlanma, hem askeri ittifaklar, hem ekonomik yaptırımlar, hepsi toplu bir paket teşkil edecek şekilde ve de her savaş halinde olduğu gibi o yani Batı demokrasileri denilen ülkelerde bile bu savaş halini de artık sadece ortaya çıkacak olan iç siyasette de işte özgürlük, ifade özgürlüklerine kısıtlanması, nasıl diyeceksiniz? Mesela Rus propagandası sayılması. Yani bu genel Batı küresel siyasetinin dışında ama işte Rusya falan dediğin zaman hemen Rus propagandası, hatta bunun hayata geçirilmesi, sosyal medya ayaklarının işte Rus propagandasıyla bazı sosyal medya gruplarının, şahısların işte Rusya'dan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınması, iletişim kaynaklarının kısıtlanması, iletişim araçlarının, bütün bunlar aslında bir savaş hali. Yani ancak savaşlarda bizim görebileceğimiz, yani Batı demokrasilerinde alışık olmadığımız şeyler birer birer sahneye çıkıyor. Biz o kısmını bu işlerin görmüyoruz ama bunların toplamına zaten savaş hali denilir ve zaten öyle bir savaş hali özellikle 2022'de yani Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlamış vaziyette ve bütün hızıyla da devam ediyor. Buradan hareketle aslında bir yandan da siz anlatırken bakıyordum. Şimdi biz yayını saat 5'te yayınlayacağız ama aslında bugün saat 3'te çektik. Biz yayını çekerken genel kurulun başlama meselesi vardı Türkiye'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İsrail oturumu olacaktı, savaş oturumu olacaktı muhalefetin isteği üzerine ve kapalı olacağı aktarıldı. Şimdi arkadaşlarımdan öğrendim. Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı bugün muhalefet lider partilerine bilgilendirme yapacak savaşla ilgili. Bu arada tabii Nasrallah'ın öldürülmesi ve daha sonrasında Lübnan'da bir takım bu kara harekatları olunca Erdoğan da İsrail Türkiye'ye saldıracak dedi. Bugün Özgür Özel de Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Erdoğan'a grup toplantısında seslendi ve dedi ki kahvehanede bile söyleseler deli misin denilir dedi ve böyle tepki gösterdi. Buradan hareketle aslında şunu sormak istiyorum size. İsrail'in bu şu andaki saldırgan tutumu Türkiye'yi nasıl etkileyecek ve tehdit ediyor mu diye size sormuş olayım. Yani o manada tabii ki tehdit etmiyor. Yani İsrail'in gerçekten Türkiye'ye saldıracak olması söz konusu bile değil. Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı'nın çünkü bilmesi lazım. Türkiye öyle çok Lübnan gibi bir ülke değil. Koskocaman bir ülkeyi İsrail karşısına alacak. Niye alacak? Yani hiçbir ne mantıkla söylerseniz uzatmayalım. Hiçbir mantığı yok. Belki iç kamuoyuna yönelik denilebilir. İç kamuoyuna yönelik de bir anlamı yok. Burada sadece bir şey söyleyeyim. İsrail'in Türkiye'ye yönelik tavrından bahsedilirken birincisi Cumhurbaşkanı'nın İslamcı geçmişinden veya sadece İslamcılara da mahsus diye aslında bu. Bu işte İsrail karşıtı dilin gittikçe aşırı bir hal alması. Yani ne söylesek az filan denilebilir ama yani işte Anadolu'ya saldıracak direnmesi manasında diyorum. Hem o içinde geldiği yetiştiği ideolojik çevrenin dili dolayısıyla yansıması olabilir.
İkincisi, evet, ülkeler birbirleriyle karşı karşıya da gelebilir. Yani İsrail açısından mevcut hükümet gerçekten de onlar için hiç istenmeyen, işte aslında ABD ile de arası soğuyan, yani İsrail'e hasım bir ülke. Ve de onun ötesinde de işte Türkiye'yi destabilize edecek hamleler yapabilir diye hükümet bekleyebilir. Biz de aslında sadece bu iktidar değil, genelde biz tehdit algısını zaten indire indire bu tür ideolojik genel havada laflar dışında Kürt tehlikesine indirgemiş vaziyetteyiz. Ve de zaten hep bu konuda da böyle bir şey vardır, söylem vardır. İşte İsrail aslında Kürtleri destekliyor, Kürt devleti kurduracak filan diye. Gene bu yönde bence kaygılar vardır. Yani bunlar genel kaygılar. Türkiye'de askere hakim kaygı da bu. Yani eski emekli şeyler görüyoruz, işte medyada çıkıyorlar askerler filan. Onlar da yani sadece bir bu hükümet cenahında filan değil veya o ideoloji çerçeve içerisinde değil. Türkiye'de genelde işte bu çok yumuşak karın olarak kabul edilen bir şey. Ben o açıdan da yani İsrail'in öyle bir cephe açacağını veya buraya yoğunlaşacağını asla düşünmüyorum. Çünkü çok büyük ve genel bir tablo içerisinde çok asıl, kendileri açısından asıl düşmana yönelmiş vaziyetteler. Türkiye'yi de ayrıca bu tablo içerisinde kaybetmekten katiyen istemezler, kendi stratejileri açısından. O yüzden bunları çok anlamlı bulmuyorum yani, kısacası. Artık bitirelim mi? Bitirelim hocam. Çok konuştum sana. Bu kadın çok konuşuyor demesinler. Hocam eser falan aşırı derecede bilgilendiriciydi. Hem benim açımdan bence eminim ki izleyicilerimiz için de aynı şey geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten İnşallah. bilgilendiriciydi. Ve genel kuruldan bir sonuç alamayacağız. Çünkü kapalı olacağı için 10 yıl boyunca aslında öğrenemeyeceğiz. Özgür Özel dedi ki ne konuşulduğunu değil ama ne konuşulmadığını anlatacağız dedi. Bekliyor olacağız merakla. Şu an onu çok merak ediyorum. Ne diyecekler, ne konuşulacaklar diye. Evet, Çok teşekkür hepimiz ederim. merak ediyoruz. Evet, ne olacak göreceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim ve haftaya Salı günü tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.